Gençler merhaba, bu videomuzda 12. sınıf tarih dersi, daha doğrusu Türk kültür ve medeniyeti dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoda beğenerek destek olursanız sevinirim. Yine bu videonun açıklama kısmını aşağıya yine 12. sınıflarla ilgili diğer ders videolarında bulabilirsiniz. Başlayalım hemen. Şimdi genelde 12. sınıf Türk kültür ve medeniyeti 11. sınıf dersi de olarak kullanılıyor seçmeli ders okullarda. Ama 12. sınıfta özellikle sözel sınıflarda seçmiş olabilirler diye hazırladık. Hemen bakalım birinci bölüme. Türklerde millet budun terimiyle ifade edilmekteydi. Bununla ilgili ayrıntılı bir soru da var aşağıda. İkinci soru. İlk Türk devletlerinde devlete il denirdi arkadaşlar. Buraya doğru cevap il olacak. Boşluğa o gelecek. Üçüncü soru. İlk Türk devletlerinin devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere kurultay veya toy denirdi arkadaşlar. İlk Türklerde yönler renklerle ifade edilmiştir. Buna göre merkez sarı rengiyle ifade edilmiştir. Hemen bakalım şu yönleri belki öğretmeniniz sorabilir, öğretmenleriniz sorabilir. Şöyle bir ok çizelim. Daha doğrusu yönleri belirten bir şablon çizelim. Diyelim ki kuzeye kara renk, kuzey. Doğu yeşil olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Doğunun rengi yeşil. Ondan sonracıma batı beyaz, daha doğrusu ak, öyle diyelim. Ak, beyaz. Güney kızıl, yani al rengiyle ifade ediliyor. Merkez ise arkadaşlar sarı renkte ifade edilir. Bunu da bu şekilde yapalım. Devam edelim. Beşinci sorumuz. İlk Türklerde, Türk devletlerinde kurultayda boy beylerinin belli bir protokole göre oturacakları yer belirlenirdi. Buna göre boy beylerinin oturacakları yere orun denirdi arkadaşlar. Orun. Gelelim B bölümünün sorularına. Burada da diyor ki boş doğru ise D, yanlış ise Y ifadesini koyun cümlenin başına diyor. Karahanlılar döneminde Kaşgarlı Mahmud'un hazırlamış olduğu mutluluk veren bilgiler anlamına gelen eserin adı Kutart Kubilik'tir. Arkadaşlar doğru. Doğru bir bilgi. İkinci soru Osmanlı Devleti'nde kazaların yönetiminden sorumlu görevliye mutesip denirdi. Yanlış. Kazaların yönetiminden sorumlu kişi arkadaşlar kadıdır. Siz kadıyı daha çok hani adalet işlerine bakan kişi hakim anlamında biliyorsunuzdur ama böyle bir görev de var. Küçük yerleşim birimlerini yöneten kişi kadıdır. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası kanun esasidir. Arkadaşlar yanlış. Yeni Türk Devleti'nin yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk anayasası teşkilat-ı esasidir. Bunu da yazalım. Dördüncü sorumuz Türkiye Cumhuriyeti'nde yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Evet arkadaşlar doğrudur. Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. İlk Osmanlı parlamentosunda padişah tarafından seçilen vekillerden oluşan meclise Meclis-i Mebusan denir. Arkadaşlar yanlış. Meclisi Ayan denir. Meclis-i Mebusan ise halkın seçtiği temsilcilerden oluşan meclis. Meclis-i Ayan ise direkt Osmanlı Padişahı'nın görevlendirdiği meclis oluyor. Gelelim klasik sorularımıza. Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız demişiz. İlk Türk Devleti'ne ikili devlet teşkilatını açıklayınız. Hemen açıklayalım. Bu anlayışa göre arkadaşlar ikili devlet teşkilatı anlayışına göre ülke doğu ve batı olarak ikiye bölünerek yönetiliyordu. Kaan doğu bölümünü yönetirken kardeşini Batı bölümünü yönetmekle görevlendirildi. Ancak bu anlayışta arkadaşlar şu kesin bilinmesi gereken bir şey. Batı her zaman Doğu'ya tabiydi. Batı her zaman Doğu'ya tabiydi. Çünkü bizde Doğu kutsaliyet ifade eder. Güneş Doğu'dan doğar ve böylelikle ne diyelim? Hayat Güneş'te başlar. Öyle diyelim. İkinci sorumuz, ilk Türk devletlerindeki kut anlayışını açıklayınız. Hemen açıklayalım kut anlayışını.
Şimdi İslamiyet öncesi Türklerde devleti yönetme yetkisi hükümdara gök tanrı tarafından verilirdi. Buna inanılırdı. Ne inanılır? Bu inanca kutlu inancı denir. Kut anlayışına göre Kaan gök tanrının yeryüzündeki vekili olarak görülür ve dünyayı adaletli bir şekilde yönetmekle görevlendirilmiş olur. Yani Türk'ün adaletiyle. Şimdi burada şunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi Kaan öldükten sonra bu kut kime geçer? Kaan öldükten sonra kut kan yoluyla Kaan sülalesinden tüm erkek bireylere geçebilir arkadaşlar. Yani kan bağı olan erkek bireylerden herhangi biri Kaan olma yetkisine sahip. Ha, bu durumda ne olur? Bu durumda taht kavgalarına yol açabilir. Ama her daim devleti en iyi idare edebilecek en güçlü kişinin başa geçmesi bu şekilde sağlanmaya çalışılmış. Üçüncü soruya geçelim. Türk devletlerinden devlet teşkilatlanmasının yapı taşlarını yazınız. Türk devletlerindeki devlet teşkilatlanmasının yapı taşlarını yazınız. Aslında birinci soru ilk bölümdeki sorular içerisinde vardı. Arkadaşlar, OGUŞ ailedir. Temel yapı birimi. Aileler birliği, yani aileler birleşir, uruku oluşturur. Yani sülale diyelim. Uruklar birleşir, boyu oluşturur. Yani ok diye tabir edilir. Boylar birleşir, budunu yani milleti oluşturur. Eğer millet teşkilatlanır ve siyasi bir teşekkül oluşturabilirlerse devlet yani il oluşur. Türk devlet teşkilatlanması bu şekildedir. Basit anlamda oguş, aile, aileler birleşir, uruklar birleşir, boylar birleşir, budun yani millet siyasi bir teşekkül kurabilirse ne oluşur? Devlet oluşur. Bu konuda da çok maharetli bir milletiz biz. Gelelim dördüncü sorumuza. Türk devletlerinde bağımsızlık sembollerinden beş tanesini yazınız demişiz. Şimdi birçok bağımsızlık sembolü var Türk devletlerinde. Bunları yazalım. Bir kere şöyle diyeyim. Biraz uzun bir şey. Biz burada beş tanesini yazın demişiz. Belki öğretmeniniz de böyle diyebilir. Otağ, örgün, kılıç, nevbet, tuğ, kur, berge, kama, kotuz, ordu, yay, toy, para bastırma, hutbe, hilat, çet, saray, menşur ve tıras arkadaşlar. Bunlar bizim ne diyelim? Bağımsızlık sembollerimiz diyelim. Divan nedir diye kısa bir soru sormuşuz. Divan nedir? Türk İslam devletlerinde özellikle görülür. Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere ne denir? Divan denir. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hani kurultay ve toy vardı. O İslam'la beraber divan teşkilatına dönüşmüştür. Osmanlılara kadar da bu devam edecek. Şimdilik yazılı sorularımız bu şekilde diyelim. Ayrıntılı ne diyelim? Öğretmenleriniz çok ayrıntılı sorular isterse ki sorunu tutarsa tabii ders kitabından yararlanmanız gerekebilir. Şimdiden yazınızda başarılar dilerim.